Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 30 Eylül Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret iddiasıyla açılan davada yerel mahkeme siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi'nin bu davayla ilgili kararını yakın zamanda açıklayacağı belirtiliyor. İstinafın kararı beklenirken Çorum 3. Asya Ceza Mahkemesi'nden davanın seyrini değiştirebilecek bir adım geldi. Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre mahkeme hakimi, kendi mahkemesinde görülen bir davada İmamoğlu'nun yargılandığı maddeyle birlikte iki maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İç siyasette gündemin önemli başlıklarından biri de New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili iddianamedeki rüşvet iddiaları. Adams'ın rüşvet karşılığında Türkevi binası ile ilgili yasal düzenlemeler için devreye girdiği öne sürülmüştü. Bu iddianame tartışılırken CHP lideri Özgür Özel Türkevi önünde açıklama yapmış, Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil demişti. CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP rüşveti aklayacak bir parti değildir diyerek tepki gösterdi. Okullarda çocukların beslenme sorunu sürüyor. Bir öğün ücretsiz yemek talebi her fırsatta yenilenirken kantin fiyatları ise el yakıyor. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası tarafından açıklanan listeye göre çay ve su fiyatları %100 artmış durumda. Hamburger %60, ekmek arası köfte %66, sandviç fiyatları da %50 zamlandı. Simit, su ve ayrandan oluşan bir öğünün maliyeti 45 lira. Geçen yıl tabldot yemeğe 95 lira ödeyen öğrenciler bu yıl 140 lira ödemek zorunda. Sözcü gazetesinin haberine göre bu hesaplamaya göre bir öğrencinin haftalık yemek maliyeti 700, aylık maliyeti ise 2800 liraya çıkıyor. Umut Vakfı'nın verilerine göre 2023 yılında Türkiye genelinde 3773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı, 2318 kişi de öldürüldü. Umut Vakfı öncülüğünde 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında Levent Çarşı Meydanı'nda Sessiz Ayakkabılar etkinliği yapıldı. Silahlarla yaşamlarını yitirenleri temsilen yere serilen kırmızı halıya motosiklet kaskı, ayakkabılar ve karanfil bırakıldı. AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçilerin Ankara yürüyüşü sürerken 169 yazardan işçilere destek geldi. Yazarlar, iktidarı işçilere yönelik şiddetten vazgeçmeye, Fernas madenciliği de müzakere ve çözüm için sorumluluk almaya çağırdı. Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasayla ilgili görüşmeler birkaç tur daha olacak, partiler kendi tekliflerini yapacaklar dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, cumartesi günü DEM Parti'nin Sultan Gazi İlçe Başkanlığı binasını kurşunlayan iki şüphelinin yakalandığını, bir şüphelinin arandığını açıkladı. Türkiye bugünden itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklığının özellikle Marmara ve Batı bölgelerinde 8 ila 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre bankaların kredili mevduat hesaplarında son bir yılda çekilen nakit para %142 oranında artarak 130 milyar lirayı aştı. Kredili mevduat hesapları maaşlarıyla ay sonunu getiremeyen dar gelirlilerin son çare olarak başvurduğu hesaplardan oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini söyledi. Şimşek, kartla ödeme almayan işletmelere ceza verileceğini de belirtti. Yüksek enflasyon süreci piyasadaki para arzını 4'e katladı. 2021 Eylül'de piyasadaki para miktarı 1 trilyon 461 milyar lirayken bu ay itibariyle 6 trilyon 28 milyar liraya çıktı. Sadece Ağustos ayında piyasaya 444 milyar lira sürüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2003-2024 yıllarındaki yatırım tutarının 268 milyar dolar olduğunu, yabancı firma sayısının da 5.000'den 83.000'e yükseldiğini belirtti.
Kapalı Çarşı'da fahiş fiyat krizi çıktı. Fatih Belediyesi'nin işgali ücretini 900 liradan 15 bin lira çıkarması üzerine esnaf protesto kararı aldı. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre Kapalı Çarşı esnafı her gün saat 12'de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu düşürdü, ülkenin kredi notu görünümünü negatifte tuttu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Hindistan'daki fabrikasında büyük bir yangın çıktı, 10 işçi yaralandı. Yangın nedeniyle iPhone tedarik zinciri bir kez daha sekteye uğradı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Savaş uçaklarının başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Beka bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan makamlarına göre Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk olmak üzere 1052 kişi öldü. Lübnan ordusu milli birliğin korunması için ülkede çağrıda bulundu. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklanmıştı. İsrail dün yeni bir açıklama yaparak Hizbullah'ın önleyici güvenlik birimi komutanı Nebil Kouk'un da öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verirken İran'ın dini lideri Hamaney intikam alacaklarını söyledi. İsrail basını Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından kısa bir süre önce Nasrallah'a yönelik saldırıya onay verdiğini aktardı. Bu arada Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra yaptığı ilk açıklamada hedeflere ulaşmak için gerekli bir koşuldu, dedi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili, görünen o ki İsrail ve Netanyahu'da savaşın bölgeye yayılması konusunda bir arzu var, diye konuştu. Almanya'da Filistin'e destek amacıyla kullanılan Nehirden Denize sloganını sosyal medyada paylaşanların, beğenenlerin ve yorum yapanların Alman vatandaşlığına alınmayacağı bildirildi. Amerika'da Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde arama sonuçlarını Demokratların adayı Harris'i kayırmak için manipüle ettiğini iddia ettiği Google'a dava açacağını söyledi. Amerika'nın Florida eyaletinin kıyı şeridinde Helene kasırgasının yol açtığı afetlerde en az 64 kişi hayatını kaybetti. Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde sel ve toprak kaymalarında en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Gürcistan'da sivil toplum kuruluşların büyük çoğunluğu yabancı etkinin şeffaflığı yasası kapsamında kendilerini yabancı ajanlar veri tabanına kaydetmeyi reddetti. Kayıt süresi 2 Eylül'de sona erdiğinde yaklaşık 30 bin STK'dan sadece 469'u kayıt yaptırmıştı. Tazmanya Yüksek Mahkemesi bir müzede sadece kadınlara özel bir sergiye karşı açılan davada alt mahkemenin verdiği yasak kararını bozdu. Mahkeme serginin ayrımcı olmadığına hükmetti. SpaceX Aralık ayından bu yana uluslararası uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronot için kurtarma görevi başlattı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülü Murat Fıratoğlu'nun yönettiği Hemmi'nin Öldüğü Günlerden Biri adlı filme verildi. Yılmaz Güney ödülüne ise Türker Süyer'in Gecenin Kıyısı adlı filmi layık görüldü. Piyanist ve besteci Fazıl Say, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de konser verdi. Yasak şehir olarak adlandırılan eski İmparatorluk Sarayı içindeki konser salonunda gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi vardı. Adana'da gelecek yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın takvimi belli oldu. Karnaval 4 ila 13 Nisan'da yapılacak. Karnavalın en ilgi çekici etkinliği olan renkli kortej yürüyüşü ise 5 Nisan'da gerçekleştirilecek. Uluslararası maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 okyanus hedefindeki parkurlardan 5.'si olan Kuzey Kanalı geçişini su sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı.
Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gündem Eşitlik programında Umut Sevdi Tengör, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken'le konuşuyor. Gündem Eşitlik programını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.